Ev Defne'nin yanına geçebilir miyim? Tabii ki de. Yer değiştirir misiniz? Lal. Erva. Deseniz daha çok sevindim öğretmenim. Ölmeseydim iyi olurdu. Geçiyorum. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçlü grup olarak çıkaracağız. Bugün full yine doğaçlama yapacağız. Öğretmenim, Kutay öğretmenimiz nerede? O da şimdi gelecek. Bir işi var. Ben grupları belirleyeyim. İnşallah ben doğayla çıkmam. Evet, düşünüyorum. Öğretmenim, lütfen, lütfen. Öğretmenim, hayır, beni seçin. Beni seç. Uslu uslu kaldıracağım. Bu arada arkadaşlar, dörtlü dönme yapacağız. Öğretmenim, ben dörtlü dönmeyi bilmiyorum. Erva. Öğretmenim, ben dörtlü dönmeyi bilmiyorum. Tamam, bir sonraki gruba alayım o zaman seni. Ölmeseydim iyiydi ama. Ölmek derken düşmek. Bilge. Naz. Bir de Doğa. Sizin konunuz ne olsun arkadaşlar? Squid Game. Kız, o ne alaka? Bir kafe olabilir. Ya kafe çok klasik ya. Luna Park olsun. Bir şeker dükkanı olsun. Tamam. Full doğaçlama değil de siz ikiniz ilk önce çıkın. Ondan sonra siz gelin. Ben öğretmenim, bir kişi eksik mi? Bir kişi eksik geldi sana. He, öğretmenim üçlüydü değil mi? Ben kardeşimi çağırıp gelebilirim. Yok yok. Bir üçlü yapamayacağız ama. İki. Gruptan Bilge bir fazla oynasın. Tamam öğretmenim. Bu arada diğerlerini de bir dahaki dörtlü dönmede eğer 6 kişi olursak onlar da böyle bir fazla oynayacak. Şimdilik şey gelsin bir de. Erva diyecektim de olmaz. Ada gelsin. Tamam. Sizin ikinizin konusu. Evet, dediğim gibi. Neydi öğretmenim? Bir şeker dükkanı. Ay, ölmeseydim iyiydi yine. Dön. Evladım, gitsene. Sen git. Sizin konunuz bir ayakkabı dükkanı. Tamam. Çıkar mısın? Onu bekliyorum. Sizin konunuz bir dondurmacı. Hadi bakalım, konular belirlendi. Öğretmenim, hayır, belirlenmedi tam. He, tamam. Arkadaşlar, burada yanlışlıkla şey yapıyorum, ittiriyorum. Kanka, buna arsa durmuyor. Sizin konunuz neydi? Öğretmen, bizim konumuz, ben unuttum. Neyse, yeni konu vereyim. Yoksa sizin konunuz yok muydu? Tam hatırlamıyorum. Her neyse. Ben yine de bir konu vereyim. Ne olsun? Neyse, en başta ben bir not alarak yapacağım. Kesinlikle unuturum çünkü. Benim defterim nerede bakayım? Defterim nerede? O Kutay öğretmende kaldı sanırım. Neyse, Kutay öğretmeni bekleyen çocuklar, olur mu? Öğretmenim, ama vaktimiz giriyor. Zaten 10 dakika sonra Kutay öğretmen gelecek ve bize 10 dakikaya fazladan süre yaparız. Merhaba çocuklar. Öğretmenim. Ben sarılmazsam olmaz mı yav? Neyse, hadi biz devam edelim. Ne yapıyorduk? Dörtlü dönme. Tamam.
Ben buradaydım. Yerlerimizi unuttuk ya. Neyse ben şurada duruyordum. Kesin yanlış dizildik öğretmenim arka kısım. Defter alabilir miyim? Ya, tabii çantamdaydı. Ne biçim bir düzenek ya bu? Biraz büyük ama. Tamam. Konuları ben not alıyorum çocuklar. Sizin konunuz bir dondurmacı olsun. Tamam. Dön. Bu çocuklar çok arkadayken zıplamaya, hoplamamaya dikkat edin. Tamam. Sizin konunuz ne olsun öğretmenim? Bir oyuncak dükkanı. Ay oyuncak dükkanı diyorum. Şey olsun. Oyuncak fabrikası. Tamam. Dön. Ay çıkmıyor ki arkadaş. Turuncu yazdım ya, sarı pembe. Ne? Tamam. Konularını siz belirleyin. Ne olabilir? Bir ormandasınız ve önünüze vahşi bir hayvan çıkıyor. Onun gibi bir konu. Yani böyle bir ormandasınız. Tamam. Yazayım ben. Güzelmiş. Ef. İzledim, büzüldüm ya. Bu çocuklar siz sahnede şeyini unutmayın böyle ayakla nasıl duracağınızı, diyaframdan nefes almayı falan. Tamam öyle. Tamamdır. Sizin konunuz bunların konusunda sen belirle. Bir böyle virüs olsun. Tamam öğretmenim. 3, 2, 1 oyun. Ay sen hasta mısın öyle? Asıl sen hastasın. Yemyeşil olmuşsun. Öf ya. O benim ten rengim. Sanırım sen hastasın. Hayır öyle bir şey yok. Dön. Çabuk olun birazcık. Çabuk çabuk çabuk. Hatırlıyor musunuz konunuzu? Ay bir şey yapmayı unuttuk ya. Oyun dursun. Tamam. Şimdi ilk böyle tamam. Konumuz ne? Neydi? Neydi? Dondurmacı. Dön. Konumuz ne? Oyuncak fabrikası. Ha, unutmuşum ben. Dön. Konumuz ne bakayım bir. Hı, tamam. Orman. Dön. Konumuz ne? Hastalık. Dön. Başla. Ay. Bugün ne güzel bir hava var. Evet. Dondurma yemeye gitsek mi? Ay çok iyi olur ya. Benim de çok canım çekti dondurma biliyor musun? Hadi gidelim. Dön. Ya. Oyuncak fabrikasını bence artık açabiliriz. Ne yapayım? Ay git kovacağım seni. Şaka yaptım şaka şaka. Ne değişik bir şakaymış. Bu arkadaş şarjım çok az kapanabilir. Ha, çok komik. Dön. Konumuz neydi hatırlıyor musun? Sizin konuş şeydi söylemeyeceğim. Şeydi.
Ay, gel ormana gidelim. Bugün çok güzel bir kamp yapalım. Aynen haklısın. Ben bir şey diyeceğim. Deme deme. Devam et. Tamam. Hadi gel bak şu arabaya binelim. O senin araban değil mi? Evet işte binelim hadi gidelim. Dön. Ya ne güzel. Ya ben sana bulaşırım sanırım. Dön. Öğretmenim başımız dönüyor bizim de. Ay çok güzel. Gel bak şurada dondurmacı var. Dön. Ben yanlış gittim sanırım. Dakika bakayım. Tam doğru. Tam doğru. Ya bak şuradaki oyuncak fabrikasının... Ay ya şuraya gidiyorum. Oyuncak fabrikasında bak... Dön. Dön çabuk. Ay ormanda da bir vahşi hayvan çıkmadı kan. Dön. Öğretmenim bizim de beynimiz döndü ama. Hadi herkes dizilsin. İlk siz konuşun isterseniz. Yok siz konuşun. Ses yoktu arkadaşlar. Ondan sonra çok böyle rabarba yaptınız. Ondan sonra birbirinizi birazcık markelediniz. Öğretmen mecbur markeleme zorunda kalıyoruz ama. Ha tabii o normal pardon. Evet ben de Gizem hocanızın dediklerine katılıyorum. Ses yoktu. Mesela 300 kişilik birisi geldi. Yani böyle 300 kişilik bir tiyatrodaysınız. Ondan sonra sizin en arkadaki 329 kişilik kişi duyamıyor mesela. Ne yapacaksınız? Tiyatroya baştan başlayayım. Canım. Neyse. Aa, 10 dakikalık molayı unuttuk. 10 dakika moladan sonra sıra sizde çocuklar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Muah, hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.